ellerinizi. Al ilaç. Al. Geleceğim anneciğim. Anne dedi ya. Alacaklarmış sizi anneciğim. Anne annemle kızı. Gelmeyeceğim. Ama biz... Tamam, tamam hadi. Hadi bir şey olmayacak. Geçici bir süre. Tamam mı? Çok kısa, tamam mı? Dua edeceğiz, tamam mı? Dua edeceğiz, tamam mı? Çok dua edeceğiz. Bir ilaçları söylesin size de. Bunu bir dinleyin. Söyleyin hanımefendi ilaçları nasıl kullanıldığını. Tamam babaanne biraz görecek sizi. Eski eş değil, boşanma sürecindeyiz biz şu anda. İlk mahkememiz görülmedi. Kavga ettik, darp edip beni, çocukları kaçırdı 28 Temmuz'da. Onunla alakalı mahkememiz bu ay görülecek hatta. Kaçırdı çocukları. Ben boşanma davasıyla geçici velayet talebinde bulundum. Geçici velayeti aldım. Ama çocukları almakta o zaman bayağı zorlandım. İcra kararı çıkarttık. İcraya uymadılar. İcradan da şu anda mahkememiz var. Sonra savcılık yoluyla almaya çalıştık. Adli tatil süreci diye yavaş ilerliyor dediler. Alamadık o dönem. Yani kendi benimle barışmak için çocukları getirdi. O şekilde çocukları almaya kalktığımda da kavga çıktı zaten. Ondan sonra çocukları aldım. İtirazda bulundular. Pedagog raporu istendi. Pedagog raporunda benim yani psikolojik olarak yeterli olmadığımı söylediler çocuklara bakmak için. Bilmiyorum yani olabilir. Bazı psikolojik sorunlar yaşamış olabilirim. Sonuçta kötü şeyler yaşadım. Ama çocuklarımı bu yaşına kadar getiren de benim. Yani ben onları büyüttüm. Şu ana kadar onlara hani bir zarar benden yana hiçbir zaman gelmedi. Gelmez de hani benim psikolojik, daha önce de psikolojik sorunum oldu. İlaç yani tedavi oldum, ilaç kullandığım dönemler oldu. Ama ben onlara hiçbir zaman zarar verecek bir şey yapmadım. Yaşlar. İkisi de erkek, 2,5-4,5 yaşında. 4,5 yaş. Yani daha çok küçükler. Yani babaanneye veriyoruz dediler. Baba madde bağımlısı, hüküm giymiş bundan. Çocukların yanında kahvaltı sofrasında esrar içerken fotoğrafları var dosyada. Babanın da psikolojisi ama yetersiz bulundu. Yani madde bağımlılığından dolayı değil, ikimizin de psikolojisinin yetersizliğinden dolayı verilmediği söylendi. Daha doğrusu velayet komple ikimizden kaldırıldı. Ondan sonra babaanneye sorumluluk verildi. 6 ay süreyle babaannenin yanına yerleştirilmelerine karar verildi. Bugün pedagog raporu çıktı varsayalım. Ertesi gün hemen zaten ara karar verildi. 3 gün içinde çocukları aldılar ve benim kapıma emniyet geldiğinde benim de haberim vardı. Sivil polisten, emniyetten. Sivil polisler geldi. Benim de haberim vardı zaten. Avukatım haber vermişti. Çocukları teslim götürüp emniyete teslim ettim. Onlar gibi bir zorluk da çıkarmadım. Ama o beni hep çocukları asla alamayacaksın diye evliliğimiz boyunca tehdit etti. Bu benim açmış olduğum ikinci boşanma davası. Bundan önce de açmıştım. Geri çektim. Bir şans daha vermek istedim. Çocuklarımız çok küçük, belki düzelir diye. Zaten hep evliliğimiz boyunca da çocuklarla tehdit edilmiştim. Yani çocukların nasıl olduğunu anlamadım. Hani pedagog raporu da elimde. Hani evim gayet düzenli ki bu ev yeni. Kavgamızdan sonra ben bu evi taşıdım. Hani evin gayet iyi olduğu söyleniyor. Ama psikolojik olarak yeterli bulunmuyorum. Bu evi bu hale de getiren benim. Ona bakılırsa yeni tuttum, düzenledim. Evet, olabilir psikolojimde, yani sinirlerimde daha doğrusu bir harap olmuş olabilir ama çocuk bakamayacak kadar değilim ben yani. Tekrar evet, tekrar inceleme yapılacak 6 ayın sonunda.
Evet, zaten çocuklarım çok küçük yaş itibariyle ki onlardan bana gelirken çok rahat gelirler. Ağlama falan asla olmaz. Bu ikinci kez benden onlara gitmesi, bu ikinci kez böyle cırlamaları, ölme günü vermediler bana. Olay zaten çok yeni, 3 gün önce falan alındı. Hakime Hanım kaldırır kaldırmaz velayet. Yani hiçbir görme gün falan yok. Biz ayrıyetten talep ettik. Yani istemezsen bir şey vermiyorlar gibi bir durum şu anda söz konusu.